Derelispor'un Avrupa basketbolu konuşulan içeriği Horns Podcast'te hoş geldiniz değerli dinleyenler. Bugün ben yine Kutluhan Koca'da Mert Özgün'le beraber Euroleague başta olmak üzere Avrupa basketbolunu konuşacağız. Haftayı 2'de 1 ile kapattık. Hafta içinde Fenerbahçe'nin galibiyetini ve Efes'in ne yazık ki mağlubiyetini izledik. Salı ve çarşamba günlerinde oynanan maçlarda. Mert Özgün abi hoş geldin. Hoş bulduk dostum, nasılsın? İyiyim abi, gayet iyiyim. 2'de 2 ile devam eden bir Fenerbahçe ama ne yazık ki bir buruk bir hafta oldu. Madrid, çok keyifsiz bir maç sonunda Madrid'e kaybeden bir Efes izledik. Fenerbahçe'den başlayalım önce. Keyifli bir sohbet olsun en başta. Daha sonra Efes'e ve Madrid maçına geçeriz. Çok değerli iki galibiyet. En azından bu geçtiğimiz haftalarda da kolay bir fikstüre giriyordu Fenerbahçe ama değerlendirememişti. En azından bu kez kolay fikstür dediğimiz o 3-4 haftalık periyoda gayet iyi bir giriş oldu. Neler söylersin? Doğru. %50 iyiyiz diye başlayayım ben o zaman. Kendi açımdan bu şekilde aynen öyle. Yo, ben de benim açımdan da öyle canım. Ben şimdi beni insanların önüne atma. Tamam, okey. Ya geçtiğimiz hafta konuşmuştuk bunu daha önce seninle. Fenerbahçe iyiye gidiyor, iyiye gidiş var. Önünde iyi bir fikstür var, değerlendirebileceği bir fikstür var diye. Maçın başından bir gireyim. Maçın başında Fenerbahçe bir azvelvari bir basketbol oynamaya çalışır gibi oldu. Sen de bunu konuştuk maç sırasında, maçın başında. Evet. Dedim eyvah ben. Yani tamam azvel eksikti ama hani işi koş koşa dökünce ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiler ilk kısımda. Bilhassa kısa forvetten yardımla rakip garda baskıyı deneyince Fenerbahçe diplerde onu arka arkaya boş üçlüklerini bulduğu bir sekans oldu azvelin. Evet. Sürekli hep aynı yerden beslendiler. Köşelerden. Aynen. Neyse ki Fenerbahçe Allah'tan bu oyun şeklinden çabuk vazgeçti de hani ya da esas planı ki bu set verimiydi olması gerektiği şekliyle uygulamaya başlayınca toparladı. Zaten bir daha da arkasına bakmadı. Evet. İsim isim gideyim, ben biraz Marco Guduric'e değinmek istiyorum. Ya NBA'ye giden Marco ile NBA'den dönen Marco arasında hem fizik açısından hem de mental anlamda müthiş bir olgunluk. Bravo. Evet. Jinx olduk aynen. Müthiş bir olgunluk farkı var. Varlığı sayesinde Fenerbahçe kısaları da uzunları da müthiş rahatlıyor. Hatırlıyorsan hep şey deniyordu. Öncelikli olarak Fenerbahçe'nin eksiği 5 numara, Fenerbahçe'nin eksiği 1 numara. Guduric pozisyonu çok fazla aslında şey değildi, ön planda değildi. Fakat yani adamın efekti o kadar güçlü oldu ki, kuvvetli oldu ki birçok şeyi birden böyle hani toparladı. Bir takım eksikleri tabii ki var Fenerbahçe'nin ama tek başına dahi Guduric en azından kısa ve orta vadede bazı şeyleri olumlu anlamda düzelteceğini, etkileyeceğini. Yani şöyle, evet, şöyle ekleyeyim Guduric'e, sonra devam etmeni isteyeceğim abi. Forvetten çeşitlilik kattı. Forvetten oyun kurma anlamında çeşitlilik kattı. Topu vurup kendi şutunu yaratma anlamında çeşitlilik kattı. Savunmanın dikkatini kendi üzerine çekme anlamında topu vurduğu zamanlarda ve savunmanın dengesini bozup ters tarafta 4'e 3'leri oynatma noktasında belki de çeşitlilik kattı. Her açıdan hücuma özellikle çeşitlilik kattı ve çok rahat. Ya babacığım, bu adam top getirir. Şut atar, şutu var. Asist yapar, drive eder, yeri geldiğinde 3 numara, 4 numara, hatta zaman zaman o fiziki yatkınlığı var, savunur eder, rebound kovalar. Yani Pierre'in birkaç segment üstü bir arkadaşımız kendisi. Oldukça şey başarılı bu konularda. O yüzden yani gösterdiği efekt, verdiği katkı gerçekten takdire şayan. Bu açıdan Fenerbahçe turnayı gözünden vurdu. Bunlar tabii Fenerbahçe'nin benim açımdan olumlu tarafları. Hı-hı. Baştan sona hak edilmiş güzel bir galibiyet. Yalnız bir soru var. Acaba ilerisi için yeterli miydi? Başlarken de dedim iyiye gidişi var diye. Bunu daha önce de dillendirdik. Yalnız bazı rotasyon tercihlerinde bence halen soru işaretleri mevcut. Ne gibi? İşte ya Brown'un durumu, Bartel'in rakip 4 numaraları savunmadaki belki yetersizliği, sezona çok iyi giren Fenerbahçeli Ulanovas'ın günden güne ritimden düşmesi, işte yine aynı şekilde sezonu iyi başlayanlardan olan şeyin neydi? Gerald Eddie. Bilhassa şut istikrarsızlığı son zamanlarda. Ki oyunu tamamen şuta dayalı bir adam. Ve tabii Perez'in nasıl bir sakatlık geçirdiği muamması. Yani burada o, şu bir burada bak burada şunu eklemek istiyorum ben. Ya bizim Falcao dün akşam yine sakatlandı. Tamam. O sakatlıktan döner kardeşim ama Perez dönemez gibi geliyor bana. Yani bu nedir ya, anlamadım ben. yani bu arada Falcao da sakatlıktan falan dönemez. No Falcao, no cry. O ayrı yani. Ya bu konuya ben de değinecektim bu arada. Sen güzel girdin. Erken girdin birazcık ya. Benim en büyük soru işaretlerimden biri şu anda. Çünkü biz bunu daha önce yaşadık. Veseli'de yaşadık. Lovern'in sakatlığını hatırlıyorsun. 3 haftadan
işte. En önce 3 hafta denmişti. Sonra 8 ayı buldu herifin. Evet. Dönmesi falan. Ya bunları yaşadık. Ki hatta döndükten sonra da verim veremedi. Nasıl bir sakatlık geçirdi. Daha yeni yeni kendine geliyor. Zalgiris'te vesaire vesaire. Yani bu sakatlığın boyutu nedir? Nerelere gider? 150 bin dolarlık bir bayağıttan bahsediliyordu. Tabii canım, yatırım ya. Tabii canım, bir yatırım yapıldı boyunca. Evet, yani bu şey gibi değil mesela. Hani Johnny Hamilton'da şu an yolların ayrılması söz konusu. Hani Johnny Hamilton'a o tarz bir yatırım yapılmadı. Johnny Hamilton serbest oyuncuyken evet. Geldi. Bir kontrat imzalandı. Evet, o kontratta bir meblağ var, doğru. Ama yani bir Alex Perez yatırımı, hele ki sezon ortasında adeta bonservis ödenerek alınmış bir oyuncu. O yatırım evet. Yapılmadı. Yani o ne zaman dönecek, nasıl dönecek? Bir, gerçekten eğer sağlam dönebilirse en azından De Colo'nun ve en azından Lorenzo Brown'un belli oranda yükünü hafifleteceğini düşünüyorum ben. Uzun vadede olmasa da kısa vadede. Ya doğru. Mesela ben de şey mesela. Ama sağlam dönmesi lazım. Benim için zaten çok soru işareti bir transferdi bu arada. Onu ben defalarca söyledim. Hakikaten sağlam dönmesi lazım. Ben şu an hiç güvenemiyorum. O ihtimali ısınamıyorum diyeyim yani. Ya öyle bir durum ki. Hani De Colo'nun bir numaradaki verimsizliğini biliyoruz yani. Bu adam bitirici. Kurucudan evet. Ziyade bitirici bir adam. Evet. Şimdi Igor Kokoschkov mecburen De Colo'yu bir numarada kullanmakta ısrar ediyor. Böyle bir seçimde bulunuyor. Eleştiremiyorsun. Bir şey de diyemiyorsun şimdi. Tercih ediyor şu anda evet. Ya evet. Şimdi Bobby Brown da hani ilk 5 oynadığı zamanlarda ne kadar verimli oldu ya da son zamanlarda ne kadar istikrarlı, soru işareti. Bobby dedim bu arada, Lorenzo Brown. Evet. Bobby ile Perez yok. Hı-hı. Bunlar otomatikman devre dışı zaten. Ya bu arada şöyle söyleyeyim. Bobby'nin olmaması soru işareti yaratmamalı artık Fenerbahçe'de. Yani biz bunu işte Maccabi maçında falan Bobby çok iyi oynamıştı. Biz o maçı kazandık falan filan. Onun sürekliliği zaten şüpheliydi yani. Bobby 37 yaşındaki bir oyuncu, sen Euroleague'de bel bağlayamazsın. Bu oyuncu kim olursa olsun. Öyle söyleyeyim. Doğru söylüyorsun ama ya verimliydi yani adam. Bir ya şekilde verim veriyordu. Veriminden sorun yok. Verimliğinde evet. Sıkıntı yok. Zaten Bobby'nin herhangi bir verimlilik veya işte patlayıcılık veya enerji getirme konusunda doğru. En son şüphe edeceğin oyuncu Bobby olur. Ama bunun devamlılığı soru işaretidir her zaman, ki Perez transferinin mutlak sebeplerinden biri de bu zaten yani. Ya bu burada zaten o zaman nereye gidiyoruz? En başa Gerardini'ye ve kadro mühendisliğine maalesef. Tabii canım yani o. İşte, ya şimdi yani işte son yüzden başı sıkıntı yaşandı tabii yani, o ayrı bir konu. Evet, maalesef. Benden bu kadar ya Fenerbahçe kısmı. Hani iyi gidiyor Fenerbahçe. Abi şöyle ya keyifli, çok fazla keyifli yani güzel de bir basketbol vardı Fenerbahçe adına, izlemek keyifliydi. Evet. Dur sana ya, verdim kampüs. Ya şöyle çok fazla söyleyecek bir şey yok yani, istikrar kazanmak lazım. İstikrarı bir şekilde alınan galibiyetlerle kazanmak lazım. Bu galibiyet de öyle bir galibiyet. Hani basit takımdı veya kötü oynadılar, biz iyi ya biz fena oynamadık da adamlar kötü demeye gerek yok. Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir basketbol oynadı. Sezonun en iyi basketbolunu oynadı belki de, ki Zenit maçındaki kırılmayı da yaşamadı. İlk çeyreğin belli bir kısmı dışında, ki o ilk çeyreğin belli kısmında da belli bir enerji koydu yine. En azından oyunda kalacak kadar diyeyim. Yine çok iyi başladı Asvel. Çok fazla üçlük vererek başladı. Üçlük konusuna geleceğim bu arada. Bir örnekle açıklayacağım orayı. Ama yani ne olursa olsun bunun, yani bu senenin istikrar kazanarak devam etmesi gerekliliği aşikar. Onun içinde işte uzun transferinde ne olacak? Bartel'den bahsettin. Bartel'in şöyle 3 sayı savunma kısmında ben şuna dikkat ettim abi ve şunu fikir olarak belirttim. Deschampierre'in kısa 5'te 4 numara oynadığı zamanlarda biz çok daha iyi savunuyoruz köşeleri. Ama Bartel'in 4 numara olduğu ve kısa forvetten yardım getirip Bartel'in devrilen uzuna yardıma gittiği anlarda biz o köşeye hiçbir şekilde reaksiyon veremiyoruz. Ki reaksiyon verememe çok büyük bir reaksiyon verme zamanımız çok yavaş kalıyor. Öyle diyeyim. Şöyle bir örnekle açıklayayım. Genelde sağ forvetten sol köşeye gidiyor abi paslar. Dikkat etmişsindir. Asfel'de de bu oldu. Olympiakos'ta da bu oldu. Ya biri pas istasyonu oluyor. Devrilen uzun. Ya da kısa direkt oraya atıyor. Kısanın direkt oraya attığı paslarda o kadar rahat üçlük atmaları bana garip geliyor abi. Ya bu topa baskıyla alakalı. Yani yetersiz baskı. Çok rahat atıyorlar pasları. Yakın forvetten de çok rahat paslar gidiyor bu arada. Hiç kimse o topu kesmiyor. Hani orada şutu atan oyuncunun savunmacısı kadar pası veren oyuncunun savunmacısı da hatalıdır belli evet. Noktalarda. Mesela ters eşleşmede aşağıdaki kısa posttaki uzunun önüne geçmeli evet, ama yukarıdaki uzun da pas veren kısa yok pas attırmamalı gibi bir olay aslında. O köşe üçlüğünde de öyle bir şey var. Yani
köşe üçlüğünü atanın savunmacısı kadar o pası attıranda da sıkıntı var. Orada şöyle bir olay var abi. Ters forvetten köşeye paslar. Bunun üçgen hücumun işte mimarları Tex Winter'ın, mimarı Tex Winter ve çalıştığı koç Phil Jackson'ın falan bir videosu vardı. Orada anlatıyorlar. Köşeden köşeye pas basketboldaki en kötü pastır. Bilirsin sen de. Tabii tabii. Bir saniye falan sürer gitmesi ve savunma çok rahat yerleşir. Hani bu orta açmak. Ya bu lob dediğimiz aynen lob dediğimiz işte. Aynen orta açmak gibi değildir futbolda. Hani savunmanın dengesini bozamazsın orada. Hücum dengesi genelde sarsılabilir. Çünkü çok rahat o topa yönelme ve kendi oyuncularını takip etme imkanı bulur savunma. Forvet'te de aynı şey. Yani bir saniyeyi bulmasa da 0.7 saniyeye kadar gitme süresi var o pasın. O süreçte Fenerbahçe reaksiyon veremiyor. Bunun çözümleri nedir? İşte adam değişme savunması yaparsın ve topa baskıyı yaparsın. Fenerbahçe ikinci periyottan itibaren bunu yaptı. Aynen. Fenerbahçe ikinci periyottan itibaren ne yaptı? Asvel'in guardlarının 3 sayı çizgisi önünden değil, orta saha çizgisine yakın yerden oyun kurmasına sebep oldu. Ve yani belli noktalarda bunu ikinci periyotta çok gördük zaten. 2-3 tane steps yaptılar. Elleri ayaklarına dolaştı. Çünkü Antoine Dio dışında çok çok iyi playmaker'ları yok yarı sahada. Yok. O yüzden zaten tam sahada oynayan bir takım Asvel. Yani Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe Asvel'in eksikliğine oynadı. Fenerbahçe Asvel'in zayıf karnına vurdu. Öyle demek lazım. İşte Fenerbahçe'nin karşısına gelen rakipler, Efes'in karşısına gelen rakipler çok fazla rebound kovalarlar mesela. Hücum rebound'a çok fazla atak ederler. Çünkü onların zayıf karnı odur. Asvel'in de zayıf karnı bu. Yarı sahada topa baskıyı yaptığın zaman evet çok atletik oyuncular, çok sana tehdit oluşturabilecek oyuncular ama yarı sahada elleri ayaklarına dolaşabilecek yetkinliği olmayan guardları var ve Fenerbahçe bunu başardı. Yarı sahaya kadar püskürttü ki bunu yapabilecek oyuncuları da vardı Fenerbahçe'nin. Atletik beşlerde, fizikli beşlerde bunu yapabiliyor çok rahatlıkla. Lorenzo Brown'un olduğu beşlerde, Lorenzo Brown'un en büyük özelliklerinden biri bu. Zaten ben yılın savunmacısı olmak istiyorum derken bunu söyleme sebebi bu. Topa baskıyı iyi yapabilen bir kısa, iyi gününde, konsantre gününde, hücumda zorlanmadığı bir günde. Zaten bunları yaşadık biz. Hücumda zorlanmama noktasında Guduric konusunda dediklerine kesinlikle katılıyorum. Melih Mahmutoğlu'nu biz burada eleştirdik. O da gerekli katkıyı 20 dakika içinde fazlasıyla verdi. İbrahim Kutluay'ın konuşmasından sonra biraz reaksiyon onu, veriyor onu galiba. Onu umarım dinlemiştir. Çünkü kaptan o kadar doğru şeyler söyledi ki orada. Yani kaptansan kaptanlığını göstereceksen bu şeyle ilgili değil. Yani hakikaten topa degaz vurmakla falan olmuyor abi. Yani Veseli'nin, işte atıyorum Melih'in, atıyorum Nando De Colo'nun, hani yüksek kaliteli oyuncu olarak söylüyorum, soyunma odasında da bir ağırlık koyması gerekiyor. Bench'te de bir ağırlık koyması gerekiyor. Geçen sene bu ağırlığı koyan, geçen senelerde bu ağırlığı koyan çok fazla oyuncu vardı. Ki oyunculara kalmadan Obradovic zaten belli bir noktada bu ağırlığı koyuyordu. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu ve yeni yapılanmada bu tarz oyunculara da ihtiyacı var. Kokoşkov'un bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Gerardini'nin bu tarz oyunculara ihtiyacı var. Fenerbahçe taraftarının bu tarz oyunculara ihtiyacı var. İki maçtır bunu gösteriyor Fenerbahçe. Hala Çeska deplasmanına kadar 10-15 günlük süreçte 3 tane gayet kazanabileceği maç var Fenerbahçe'nin. Aynen. Playoff potasına kendini sokabileceği ve 7. 8. hedefleniyordu zaten bu sezon. O hedefe ulaşabileceği maçlar var Fenerbahçe'nin. Önünde ritim kazanmak açısından diyelim ve yavaştan Fenerbahçe'yi noktalayalım. Okey. Efes'e geçelim. Tatsız bir maç. Ya benim bu sezon izlediğim en kötü EuroLeague maçı olabilir. Evet. FIBA Avrupa Kupası'nda bazen çok daha kaliteli basketbol oynanabiliyor yani. Ya senle maç sırasında konuşurken şey dedik. Ya tam bir derbi maçı. Tam bir büyük maç ama ya tatsız bir büyük maç. Çünkü çok nasıl diyeyim? Aslında gerginlik yok sahada ama gerilim yüksek. Gerilim attı bir yüksek yani ya. Oyuncu. Evet. Bırakayım evet. Abi sen tamam. Başla. Ya şimdi şöyle yayında spiker İsmail Şenol'du yanlış hatırlamıyorsam anlatan. Çirkin basketbol olarak niteledi. Öyle sosyal yani. Medyada insanlar maçtaki oyunu yine çirkin basketbol olarak tanımladı. İşte basketbol programlarında dinlediğim kadarıyla yorumcular oynanan şeye çirkin basketbol yakıştırması yaptı. Hı-hı. Yani herkesin hani bir konuda bu kadar ortak bir betimlemede bulunması pek görülür bir şey değildir normalde sporda özellikle. Evet. Yani Efes'imiz maalesef bu mücadelede insanları bu şekilde ortak bir ifade altında toplamayı başardı. Yani bir anlamda başarı, tebrik ediyoruz. Olumsuz anlamda olsa da. Ya göz kanatan bir durum vardı hakikaten parkede. Aslında hani ben FIBA Avrupa Kupası'da daha nitelikli diye başladım ama şöyle bir durum var. Esasen oyunun akışkanlığında bilhassa ilk yarıda set veriminden öyle aşırı kötü bir görüntü yok değil. Özellikle ilk yarıdan bahsediyorum. Hı-hı. Ama şutlar girmedikçe, girmeyen şutları takiben işte Larkin Mitsic ikilisi takım arkadaşlarını iyiden iyiye unuttukça, hı-hı, işi bireyselliğe dökünce ve tabii bu da
daha kötü bir takım kimyası, görüntüsü ortaya çıkarınca basketbolun kendisi bir kere yara aldı. Evet. Ya yeri gelmişken ben bu ikiliye yönelik bir iki cümle söylemek istiyorum. Avrupa basketbolunun en iyi ikilisi bana kalırsa. Fakat işler kötüye gitmeye başladığı zaman ya ikisi de maalesef şanzımanı fena halde dağıtıyorlar. Evet. Ve bu durum yani bence inanılmaz can sıkıcı bir hal almaya başladı. Mental açıdan bu kadar naif olmamak lazım. Ya yani bu kadar ya şut sokamıyorsan oyunun başka yönlerini sivrilmeyi denemen lazım diye tahmin ya ediyorum. Ben şöyle keseyim sözünü. Sana maç sırasında da söylediğimi hatırlıyorum. 34. dakikada Muharman'ın sırtı dönük oyununa gittik biz. Ya, bravo. Yanlış yanlış hatırlamıyorsam diye söyledim hatta sana. Hani gözümden kaçmıştır, başka doğru, bir şey doğru. Olmuştur ama hakikaten 34. dakikada Muharman'ın sırtı dönük oyununa gittik. Top kaybettik ve tekrar üçlüklere döndük. Yani devam etmedik. Israr etmedik orada top kaybedince. Tekrar kaçırmaya döndük diyeyim. Doğru söylüyorsun. Ya işte karar anlarında bu takımın birinci gardı Mitsic, ikinci gardı da Larkin, karar anlarında genellikle. Ama yani abi rolünde olan hani daha böyle sakinleştirici, takım oyununa yönlendirici hal ve tavırlar içerisinde olan adam takımın üçüncü top yönlendiricisi Simon oluyor her zaman. Ya bu böyle olmaya devam ettiği sürece ha bence sıkıntı mı? Yok. Simon gereken yerde gereken katkıyı zaten veriyor ama yani Mitsic ve Larkin takım kimyasını o kadar bozuyor ki bazen çok problem yaratıyor. Maça gene dönüş yapalım. Ya maçın gidişatını değiştiren şeydi. Tavares'in parkeye dahil olduğu andı bir kere. Evet. Tavares yokken Efes ilk çeyreği, ilk periyodu sanıyorum 20-13 önde bitirmişti. Tavares girdi ve her şey değişti. Real Madrid lehine. Burada ciddi bir coaching başarısı var Lasso açısından. Öte yandan Tavares çemberden uzaklaştırabilmenin yegane yolu 4-5 numaralardan özellikle Sertaç'tan hani orta mesafe 3 sayı verimi alabilmekten geçiyordu evet. Ki nasıl ifade edelim? Ya maalesef bu detayda patladık. Ya yani şöyle bir durum var zaten. Walter Tavares'i al abi götür Middleworth'e orta dünyaya. Yüzüklerin Efendisi iki kulenin adı olsun sana 3 kule. Böyle bir arkadaş kendisi. Bu adamı çekeceksin. O ortadan boyalı alandan çıkaracaksın. Yani başka bir şeyin yok. Yani yöntemi yok bu işin. Ya bir de bizim en büyük sorunlarımız var. Patladığımız şeylerde çok ısrar ettik biz. Evet çok doğru söylüyorsun. Sertaç bir kere atıp olmadı bir daha at. Olmadı bir daha at lan hadi. Hadi ya, bir daha at lan falan yani. Abi, yapmaya gerek yok. Bazı oyuncular var tamam mı? Bunları şimdi hani mesela diyoruz tamam mı? Ya bir iki kaçırdı. Üçüncüde mesela denemekten korkuyor. Hayır korkmayacaksın. Mesela Kim Larkin denedi de zaten bugün hiç olmadı ama yapacak bir şey yok. Mitsic dene bazen, yani. Bazen olmayabilir canım. Olmayabilir ama şimdi Sertaç 3. 4.'yü denemesi gereken adam mı mesela? Soru işareti koyduk ya, oraya. Ya valla şeyde sıkıntı yok. Mesela Efes çok düşük 3 sayı yüzdesiyle oynadı. Her sene 1-2 maçta oynarsın bunu. Yani ya oynuyor. En iyi şut takım da oynar. Ya bir de ama şöyle bir şey var. Maç içinde çözüm üretmen lazım. O günün o gün olduğunu anlaman lazım belli bir noktada yani belki de. Evet Kutlu ve şöyle bir şey var. Ya şutların hepsi boştu ya. Hani öyle elisinden falan yoktu hani, yani. Bayağı bir boş şut kaçırdı Efes bir sen. O yüzden yani olmuyor işte o gün. Bazen olmuyor abi. Yani bu Efes'in kötü oynadığı falan. Efes senin de dediğin gibi hücum setleri belli bir noktada işe yarıyordu. Ama 17'de 2'ye varınca hücum setlerinin bir yerden sonra... Kayış koptu. Öyle demek koptu, lazım. Koptu. Ya bir de şöyle. Pablo Lasso'nun Trey Tompkins'i 5 numarada oynattığı bir bölüm vardı. Takım çok kısalttı hatırlarsın. Evet. Aslında Efes bu kısmı iyi şut ritmiyle bir geçirebilseydi galibiyeti de koparabilirdi. Çünkü evet. Madrid adına o kısım bayağı kötü bir feedback oldu. Ama tabii iş yine şutta bitiyor. Bitti. Bu kadar facia bir şut yüzdesi de mümkün olmadı ne yazık ki. Bu arada bu Lasso'nun Trey 5'e çektiği tercih şeyde vardı. Obradovic iki sezon önceki Efes final serisinde hangi maçta denemişti Ataman'a karşı ve bayağı da bozmuştu. Hatırlıyorum final, öyle bir şey. Final serisi miydi o? Şey miydi ya? Final serisiydi galiba. Evet final, evet. Melli'yi bile çıkartıp Kalinic'i 5'e atmıştı. Evet. Hatırlıyorum. Orada bayağı bir geri dönüşte hatta şey olmuştu. Bulunmuştu Fenerbahçe. Geri dönüşü yapmıştı. Obra korkusu o. Yapacak bir şey yok. Ya o şimdi Lasso hani Lasso çıkarıp işte Efes'in eski maçlarını izleyip de mi yaptı bunu bilmiyorum ama hani zannetmiyorum böyle bir şey olduğunu da. Ama yani Efes'i hani bir şey yapabilirdi. Sarsabilirdi bu. Ama dediğim gibi şut ritmi kötü olunca maalesef yani oradan bir olumlu bir şey çıkaramadı Efes. Ya uzun lafın kısası çok uzattım. Sana paslayayım. Efes bu maçı almalıydı bir kere. Çünkü rakibinde Anthony Randolph yok. Sakat. Sergio Yul dediğin adam maç içerisinde sakatlık problemi yaşadı. Çıktı. Maç sonunda oynayamadı evet. Evet. Ya Facundo Campazzo zaten gitti bu takımdan.
Bu fırsat, ayağa gelen bu fırsat değerlendirilmeliydi. Taus da, Alex Taus öyle ya da böyle daha devreye girmemişti Madrid'de. O yüzden kötü bir mağlubiyet oldu maalesef. Biraz böyle hani Barcelona ve Fenerbahçe galibiyetlerinden sonra Efes acaba hani geliyor mu, tamam mı dedik ettik ama yani bu maç biraz can sıktı. Umarım aynen. Umarım ikinci devre, Euroleague'in ikinci devresinde daha farklı bir Efes izleriz diyorum ve pası sana atıyorum. Ya umarım farklı bir Efes izleriz. Şöyle gireyim ben. Seninle maç sırasında paslaştığımızda şöyle bir şey söyleyeyim. Misic'in kendini yerden yere attığı bir pozisyon vardı. Ya benim orada canım yandı mesela. Misic kendini yerden yere attı, gitti. Chris Singleton üçlük attı. Orada 15 bin kişinin ayağa kalkıp Lasso'ya molayı al ulan demesini ben çok isterdim. O geçen hafta da konuştuk bunu, yani Efes'in taraftarsızlığı konusunu. Yine orada da bir hatırladım, onu bir belirteyim istedim. Onun dışında ya bazı şeylerde işte basketbolda bazı şeylerde ısrar etmek veya bazı şeylerde diretmek çok yanlış sonuçlara sevk edebiliyor. Mesela Misic'in yere atlamasından ziyade başka bir maçta yaptığı olumlu bir hareketi hatırlatayım ben. Herkes üçlüye yönelmişken, herkes artık girsin lan sokalım artık bir tane kafasıyla üçlükler atmaya başlamışken Misic'in ısrarla topu potaya vurması mesela olumlu bir hareketti. Yani Tabii, Efes tabii. adına olumlu olarak ad edebileceğimiz şeylerden biriydi. Veya işte Moerman'ın sırtı dönük oyununa bir kere gitmemiz olumsuz bir hareket bana göre. Yani sadece Bobo'dan verim alabiliyorsun çizginin gerisinde. Farklı şeyler denemen lazım. Ya ben bu noktada Ergin Hoca'nın da bir yerde yine nasıl diyeyim, alışkanlıklarına yenik düştüğünü mü diyelim? Ya Ergin Hoca bu sene maalesef bu sezon biraz yani geçen sezonda Yani şöyle, kalan oyunculardan daha çok sanki Ergin Hoca geçen sezonda kalmış gibi. Ya işte şöyle şunu yapmaya çalışıyor bence. Bildiğini oturtmaya tekrar çalışıyor. Bildiğini okutmaya, okumaya ve okutmaya tekrar çalışıyor. Geçen seneki yöntemlerle her maçta geçen seneki herhangi bir yöntemi sunarak, herhangi bir öneriyi sunarak belli şeylere ulaşmaya çalışıyor. Ama yani Efes'in göstermesi gereken şey geçen seneki mentalite, geçen seneki oyunu göstermene veya her maçta aynı oyunu oynamana gerek yok. Çünkü aynı Larkin, ne yazık ki aynı Larkin elinde değil. Bir Tabii maçta oldu, evet. Barcelona maçında elindeydi aynı Larkin. Gerçekten mükemmel bir oyun oynadı. Ama aynı maçta, her maçta aynı Larkin elinde olacak diye bir şey yok. Her maçta aynı Misic elinde olacak diye bir şey yok. Doğru. Ya da her maçta geçen seneki kadar verim veren Sertaç elinde olacak diye bir şey yok. O yüzden yani geçen seneden ayrıştığı şeyler de kendine zarar veriyor. Geçen seneye dönmeye çalıştığı şeyler de kendine zarar veriyor. Ayrıştığı şeyler neydi? Rotasyon daraltmasıydı. Ya geçen maçta da abi üçlükle yaşarsak üçlükle ölürüz gibi oynadı Efes. Üçlükle öldü. Evet. Maalesef. Bunu yapmamak lazım. Euroleague'deyiz. Ki NBA normal sezonu dışında NBA playofflarında da bunu yapmazsın. Yapan 27 kere üst üste kaçırıp elendi. Üstüne rakıs falan filan. Neyse oralara girmeyelim. Ya Ergin Hoca... Farklı örneklere sapmaya gerek yok. Şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de Ergin Ataman'ın basketbol bilgisi, taktik bilgisi falan. Yani bizim fersah önümüzde de yok örnek vermek istiyorum. Yani o biraz takıldı. Hani sen de sürekli söyledin bunu, ifade ettin. O takıldı yani. O şu an bence ve çok güveniyor şu an. Yani takımına o kadar çok güveniyor ki o geçen sezonki Efes'in geri döneceği o şekilde, olduğu şekilde geri döneceğine bence çok inanıyor. Bu yüzden hiçbir şey değiştirmek istemiyor bana kalırsa. Ki yazın da bu politika güdüldü ki yanlış bir politika değildi. Değildi. Ve zor da bir politikaydı her oyuncuyu tutabilmek. Aynen. O kadar güveniyor. Hatta çok eleştirilen James Anderson'a da çok güveniyor. Önceki sezonlarda, daha doğrusu ilk transfer olduğunda, hatta ilk Final Four, yani ilk finalde, Efes'in ilk finali olan CSKA maçında çok verimsiz olan Plyce'ı sahiplendiğinde de çok güveniyor. Hep güveniyor. Ama şu an sanki yani bu Efes son iki sezonun kesinlikle o Efes'i değil ama Ergin Hoca dediğim gibi takıldı. Umarım yani biraz... Değişirse o oyuncu kalitesi, ya kalite hala yüksek. Oyuncu tabii, kalitesiyle tabii farklı şeyler yine yaratırsın. Yani bu takımın devri bitti takımı değil bu. Ya değil ben tabii. Onu, ben ya. Onu görmüyorum. Ben onu görmüyorum ama farklı bir sorun var. Ya mesela Real Madrid devri bitmiş takımdı. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Veya Fenerbahçe geçen sezon Nando De Colo ile Derek Williams'ı o yüzden transfer etti. Çünkü aynen. Öbür formülün devri bitiyordu.
Bu işe yarar ya da yaramaz. Fenerbahçe'de yaramadı, niye örnek veriyorsun denebilir. Bu işe yarar ya da yaramaz. Ama bazı şeyleri, bazı formülleri değiştirmek gerekiyor. Aynı oyuncu grubuyla veya farklı birkaç oyuncuyla. Tabii. Kesinlikle katılıyorum. Ya ben geçtiğimiz haftalarda da söylediğim bir şey, bir iddiamı yenilemek istiyorum. Efes'in ritmini bulması 3-4-5 neyse artık. Ya, arka arka böyle bir büyük galibiyet serisine bakıyor. Onu bir bulsa, onu bir halledebilse o kısmı, takım o geçen sezonki kadar olmasa da, dominant olmasa da yaklaşacak, bir şeyler yapacak. Abi dominant olmak zaten böyle bir sezonda çok zor. Yani mümkün Barcelona, değil, mümkün değil. Barcelona düşüşe geç. Yani Barcelona benim sezon başında beklediğim düşüşe şu anda geçmiş vaziyette. Hı-hı. Dominant olmak çok zor. Evet. Yani maksimum istikrarı yakalamak doğru, kolay. Doğru. Dominant olmana gerek yok gerçekten. Yani Mayıs ayın, Nisan Final ayına Four'da kadar dominant olsan yeterli yani. Gerisi çok önemli değil. Hakikaten Nisan ayına kadar gerek yok abi. Nisan evet. ayında dominant. Yani Obradovic ne yapıyordu abi? Niye en büyük koçlarda, en büyük koç olarak şey yapılıyor? Evet. Yani sürekli bunu örnek veriyoruz da yapacak bir şey yok. Hani hakikaten öyle. Ya şey geliyordu Nisan ayında kazanıyordu herif. Tabii, bir şey doğru gidiyordu oraya. Ya bu arada dediğin şey, dediğin imkan Efes'in elinde çok çok net var. Var Asvel, Alba Berlin, Kimki, Zenit, Kızılyıldız, Maccabi. 6 maç. Tabii. Yani 4 çok galibiyet, çok 5 basit. galibiyet. 6'da 6'ya da gerek yok. 4 galibiyet, 5 galibiyet. 6'da 6 olabilir bu arada. Olabilir. Yani böyle bir imkan var. Bakalım. Efes'i geçelim artık. Süreyi de okay. açmayalım. Milutinov'un rekoru var abi. 16 hücum reboundıyla Euroleague rekoru kırdı. 16 hücum reboundu. Tekrar Evet. söylüyorum. 16 hücum reboundu. 19'da toplam rebound. Toplam rebound. Ya senle gene konuşurken hep şu örneği vermiştik. Ceska'nın her ne kadar iyi durumda olsa da Hines'tan vazgeçmesinin bir sebebi vardı. Yani Milutinov'u kadroya dahil etmesinin. Tabii ki Ben bu işin içinde. Ben de şey yapmıştım. Hani Türk takımlarımızın yapamadığı şekilde adamların elinde para var baba. Basıyorlar parayı. Alternatifini alıyorlar tam demiş. Tam onu söyleyecektim. Elde para olunca petrolden şuradan buradan para gelince bir takım şeyler kolay oluyor tabii. Ama sonuçta adamlar dahil ettiler kadroya. Ben biliyorsun old school Avrupa pivotları, özellikle Yugoslav ekollü, fundamental'lı pivotların hayranıyım. İşte Nikola Milutinov da bence bunlardan biri. Nenad Krstić'ten sonra Sırp basketbolunun herhalde en simge pivotlarından, yani en ideal, bu kalıba en ideal uyan pivotlardan biri herhalde, bir numarası. Yani yok hiç o kalıba oturtmuyoruz yok zaten. O zaten pivot guard, o farklı bir o, o pivot şey. Değil işte, aynen. Aynen o ya pivot senin, guard, o ya farklı bir şey şey. anlaşılmasın lan, Sırbistan'dan bahsediyorsunuz yok hiç falan. Yok O, yok. o şöyle ya, yok hiç pivot değil. Bu arada hiç şimdi pivot bak değil abi. İyi oldu, iyi oldu, denk geldi. Hemen burada İSO'ya bir mesaj gönderiyoruz. Geçen hafta Avrupa basketbolu Luka Doncic benzetmesi yaptığımda ben Avrupa'dan direkt çıkandan bahsettiğim için, yani Antetokounmpo'yu bu kısımda hiç devreye katmadığım için Sloven ismi özellikle belirttim. İSO'ya selam olsun. Ah editör ha. Ama çok güzel işler yapıyor. Çok işler yapıyor kendisi. İSO'da. Teşekkür ediyoruz İsmail, sağ olsun. Dönersem abi şey, yani mesela Efes'te Mario Kasum vardı, Hırvat pivot. Gene o kalıpta bir oyuncuydu. Yani bu tip, ben şeyleri, pivotlara hayranım. Mirotic de şey, Milutinov'da bu sezon gerçekten oldukça iyi performans sergiliyor. Yani Ceska'nın bu kadar uçmasında, son 12 maçtır değil mi kazanıyorlar Ceska? 12 maçtır kazanıyorlar. Bu kadar uçmasında Mike James'le beraber, yani iki numaralı, bir numaralı işte bu ikisi beraber Ceska'yı aldı götürdüler yani. Ya ben şey demiştim, çok başarılı. Birkaç hafta önce Mike James o kadar iyi oynuyor ki Şengelya'nın, Milutinov'un acayip performansına ihtiyaç duymuyor demiştim Ceska için. İhtiyaç duydukları noktada da ben buradayım diyebildiğini gösterdi. Çünkü ya saçma sapan bir form grafiği sergiliyor son 1, 2, 3, 4, 5 maçta. Double double yapmış durumda. Acayip bir form grafiğine ulaşmış evet. durumda. Sezon boyunca 6 double double'ı var. 5'ini son 5 maçta yaptı ve son maçta da 16 hücum reboundıyla. Yani Milano'nun işte zayıf karnına vurmak nedir? Zayıf karnına atak etmek nedir? Tek başına gösterdi adeta. Milano'nun canını Aynen. yaktı. Ve galibiyete ulaştı Ceska yine. 12 maç üst üste kazandılar ve yani şampiyonun en büyük favorilerinden biri Kesinlikle. Olduklarını kesinlikle hatta gösterdi. Bir numarası şu an büyük ihtimalle. Şu an muhtemelen evet, form durumu olarak göz önüne Evet. aldığımızda İtudis'in Ceska'sı şu an şampiyonun en büyük adayı olarak gösterilebilir. Diyelim ve 17 hafta geride kaldı abi. Sezonun ilk yarısı Aynen. geride kaldı ve bazı şeyler artık gösterildi diyelim birçok takım tarafından. Yavaş yavaş hani bir ödül geyiği yapalım, sonra kapatalım istiyorsan. Olur.
Ben sana sorayım istersen ilk başta. Heh, tamam. O zaman 17 haftanın MVP'si diyeyim ben sana. Ya Mike James bence. Bence de Mike James. Şeyde Mirotic de iyiydi ama Ceska'yı aldı tek başına. Yani tek başına olmasa da aldı götürdü yani birinciliğe. Ya sezonun ilerleyen kısmındaki en büyük rakibi de Binitunov olabilir. Evet. Evet. Doğru doğru. Farklı oyuncular illa ki çıkabilir. Barcelona'nın toparlanması, ne bileyim Efes toparlanır belki. Farklı oyuncu illa ki çıkabilir ama şu an ne kadar ki kısımda Mike James gayet çarpıcı birkaç ay geçirdi. Aynen. Peki diyelim. MIP? MIP. En çok gelişme kaydeden oyuncu. Aynen. Buna sen cevap ver önce. Ben şöyle düşünüyorum bunu. Yani şey, Euroleague'de hani ilk sezonu da olabilir. Yani 30-35 yaşında bir oyuncu olup Euroleague'de ilk kez de oynuyor olabilir. Bu açıdan ben Eurocup'tan gelen Polonara'yı çok beğeniyorum. Değil mi? Çok iyi katkı sağlıyor Baskonya'ya. Onu koyuyorum. Evet. Biri daha var. Ortak düşünüyoruz muhtemelen seninle. Real Madrid'deki arkadaşımız. Abalde. Ya şöyle, Rudy Fernandez version 2. Değil mi? Geliyor. Geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Yavaş yavaş. Okay. Koç. Koç. Kesinlikle. Yani bunu... kesin. Hatta bunu ikisini istersen bir arada cevapladım. Aynen. Yani en büyük sürpriz ve aynen. Ve koç yani, en büyük sürpriz yapan takım, en sükse yapan takım ve koç. Ya Trinkieri ve Bayern Münih. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu arada gelişme kaydına şey diyebiliriz buradan. Wade Baldwin'i ekleyebiliriz. Evet, evet. Wade Baldwin'i de kesinlikle ekleyebiliriz. Son haftanın MVP'si seçildi. Ya şöyle bir tweet okumuştum ben. Nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Sana mı göndermiştim ben o tweet'i? Bana gönderdin, evet evet. Kimdi hatırlamıyorum. Ama çok çok başarılı bir tweet bu arada. Evet, şeydi. Ya hatta bir podcast yapan bir arkadaşımızın tweet'i de o. Şu an ismi aklıma gelmedi arkadaşımızın. Olympiakos'tan giden. Evet, Wade Baldwin'le şu anki Wade Baldwin arasında hani aynı oyuncu Trump'a, olma ihtimalleri yok tarzı. Şeye bağlamıştı hatta. Bill Gates'in çipi ilk olarak Wade Baldwin'e takıldı. Çok başarılı bir tweet'ti. Şu an hatırlayamadım. Dinlerse eğer bu podcast'i selam olsun. Vallahi kendisine de. Bill Gates'in çipi Wade Baldwin'deki etkiyi gösterecekse her insanda ben direkt takıldım. Mükemmel bir etki çünkü o yani. Aynen. Başka savunmacı. Savunmacı var. Ya bu herhalde Tavares'ten devam ederiz herhalde. Çünkü Real Madrid'in birçok maçına olumlu etki ederek, yani bu anlamda olumlu etki ederek kazandırmış. Bence de sence de büyük ihtimalle miadını doldurmuş bir kadro Real Madrid birçok açıdan. Buna rağmen şu an bence Real Madrid bu kadar iyi durumdaysa o kadroya kalp masajı yapıyor. Kesinlikle, yani savunma katkısı, boyalı alan katkısıyla çok fark yaratıyor. Ben de Tavares diyorum yani. Tavares. Son olarak sen sor. Ben sorayım. Rising Star. Ya Rising Star aslında şeye, gelişme kaydına da söyledik. Ya bu şey vardır ya, 30 yaşında NBA'ye gidip işte rookie maçında, çaylak maçında oynayan Facundo Campazzo da belki bu sene hani çaylak maçı olsaydı belki oynayacaktı. Çok uygun çünkü oralara. Ya bu aynı örneği vereceğim. Rising Star şeye de verdik çünkü. Gelişme kaydına da verdik. Çok uyuyor bence. 30 yaşında geldi EuroLeague'e ama hakikaten Rising Star oldu bence. Aşile Polonara. Ya çok keyifli izlemesi. Doğru söylüyorsun. Ben de katılıyorum. Bu arada süremizin de sonuna gelmişiz. Ben de bir şu eklemeyi yapayım. Hayal kırıklığı yaratan takım ilk 17 haftanın. Yani evet, bence kesinlikle Anadolu Efes. Şöyle mesela, daha önce de sen de bunu konuştuk. Fenerbahçe'de diyebilirdik ama Fenerbahçe geçen sezon da biraz sıkıntılı sallantı. Dönüşüme girdiği evet, için satmıyoruz Fenerbahçe'yi. Ya bütçe hani aşırı olmasa da yine bir bütçe düştü falan. Bir hani beklenti çok ütopik değildi öyle ya da böyle. Ama Anadolu Efes geçen sezon yani bu kadar dominant, hani kasıp kavururken bu sezon 17 hafta sonunda böyle bir durumda olması bence sezonun en büyük hayal kırıklığı, ki sence de öyle. Ya şöyle ekleyeyim ben Fenerbahçe kısmına, şöyle ekleyeyim. Hani neden birinci olarak Fenerbahçe'yi söylemediğimizi şey yapayım. Fenerbahçe'nin evet aldığı sonuçlar, yenilen farklar çok büyük hayal kırıklığı yaratıyor. Ama hani şartları göz önünde bulundurduğumuz zaman en azından bir noktada 7 galibiyet 10 mağlubiyetle kapatmak çok çok kötü gelmiyor bize. Değil. Ve Efes'in de 8 galibiyet 9 mağlubiyet düşünürsek aslında hani ölüp biten Fenerbahçe'ye hayal kırıklığı derken Efes'e değil demek daha ters. Kesinlikle. Yani Efes daha büyük hayal kırıklığıydı diye kapattık konuyu diyelim. Aynı fikirdeyim. Ya kim ki saymıyorum. Onu geç ya, o zaten abi o yani takımın Euroleague'de bence işi olmamalı. Yani. Bu her sezon böyle yani, hani sadece kağıt üstünde iyi gibi görünen ya da iyi adamları kadroda barındırmak olmuyor bu iş yani. Maalesef. Bu ne rezillik ya. Neyse.
Diyelim 17 haftayı geride bıraktık. Evet. Ligin yarısını geride bıraktık. İkinci yarısının daha temsilcilerimiz için başarılı ve hayal kırıklıklarından arınmış şekilde evet. geçmesini diliyoruz. Abi ağzına sağlık. Senin de dostum. Sağ ol. Ekleyeceğim bir şey yoksa gidiyorum ben. Tamamdır, ben de kaçıyorum. Herkese iyi günler diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim.